Binance'a diyor 21 kez token yakmak yetmedi. Terra'nın klasik ve USDC kaç dolar oldu şeklinde soruyor. Bunun üzerine şöyle bir konuşacağız ve ana hatlarıyla Launchcoin'den bahsetme gayretinde bulunacağız şeklinde ifade edebilirim. Tabii beğenip abone olmayı unutmayalım. Bu noktada izleyen herkes bunları gerçekleştirsin ve beğenip abone olsun lütfen. Bunlar önemlidir şeklinde ifade etmek gerekiyor. Tekrardan teşekkür ediyorum. Abone olan herkese diyebiliriz. Peki. Binance tabii Lunge yakımı gerçekleştiriyor. Bunun sebepleri arasında yani biraz enteresan hareketler yapıyor tabii ki son zamanlarda. Çünkü hisse fiyat hissediyorum ya. Token fiyatlarına tesir etmek istedikleri çok açık bir şekilde anlaşılıyor. Ve bunu da tabii bu yollu şekilde gerçekleştiriyorlar diye ifade etmemiz lazım. En son bu arada tabii ETF'ler biliyorsunuz ETH coin ETF'leri onaylandı. Bu da gayet iyi unsurların, gayet iyi diyebileceğimiz unsurların birebir de başında geliyor. Bakalım önümüzdeki vakitlerde bu yüzden tabii ki avantajlı bir durum var. Binance tarafı Terra coinlerine karşı rahat durmuyor. Bir ara hatırlarsınız şey yapmışlardı işte bu USDC'de 1 dolar muhabbetleri çıktı yine klasik olaylar. İşte 1 dolara sabitlemek cart curt şeyleri mevzuları. Ondan sonra Lunge üzerinde bir listeleme yaptılar. USDC'de bunu yaptılar. Yine yakım yaptılar. Resmi sayfasında 2 dolar olacak. 2,7 dolar mı? Ne işte öyle bir şey. Olacak falan filan hesabı. Bir sürü muhabbet karıştırdılar. Ve bütün bunların sonucunda tabii 8-10 kata kadar fiyat yükselişlerini her ikisi nezdinde de değil mi görmüş olduk. Böyle de bir durum söz konusudur yani. Tabii fiyatlara dediğim gibi tesir edebilmek gayesinde bulundukları çok açık. Ya bunu tabii gerçekleştiriyorlar çünkü kendilerinin de bir kazancı var. Adamlar muhakkak coin ile arayı iyi tutmak ve mevcut varlıkla muhakkak özdeşleşmek istiyorlar. Çünkü müşteri noktasında tabii onların da çok kaybı oldu, olabilir. Yüksek bir rekabet var. ABD tarafı regüle ediyor ve Coinbase gibi büyük devlerle karşı karşıya gelme ve tabii rekabette düşme gibi unsurlar ve ihtimaller de var Binance nezdinde. Dolayısıyla belli başlı varlıklardan ilerlemek istiyor diye bizim bu durumu bu şekilde ifade etmemiz lazım gelecektir. Tabii gerçekleştirilen hareketler yani Launchcoin'in fiyatlarını böyle nasıl diyeyim uçurup kaçırmadı işte rally'ye vesaire sebebiyet vermedi. Ancak yine de ortamı şöyle sıcak tutmaya çalışan bir yapıda bulunduğunu görebiliyoruz Binance'ın ve ana hatlarıyla bunu da bu şekilde anlayabiliyoruz diye eklemekte fayda görüyorum. Lunge'un mevcut fiyatları iyi gibi yani tabii ki 102 noktaları tam böyle iyi pozisyonlarda alım için vesaire uygun fiyatlardı. Şu an hala EMA50 pozisyonunda ve tutunmaya devam ediyor. Dolayısıyla talep edilebilir noktalarda olduğunu düşünüyorum ben açıkçası. Onu da ifade etmek lazım. USDC aynen yani benzer şekilde zaten 21'lere yakın emare pozisyonlarda. Dolayısıyla fiyatlarda uygun diyebileceğimiz noktada. Binance Launch Token yaktı. Launch yakımları olağan yakımın dışında gerçekleşti. Dediğim gibi işte bu tarz spekülasyon olsun, millet FOMO'ya kapılsın falan hesabı. Bu tarz işler gerçekleşiyor diyebiliriz. Lunge ve USDC fiyatında düşüş sürüyor. Evet. Kripto borsası Binance tarafından kripto paraya yakımlarla büyük destek devam ediyor. Lunge Burn Tracker tarafından.
sağlanan verilerde ortaya çıkan bir işleme göre bu hafta yeni bir Launch Token yakım etkinliği daha düzenlendi. Borsa tarafına yapılan son yakımın ardından kripto borsasını yakmış olduğu Launch 59 milyarın üzerine çıktı. Evet. Ve geçmişte büyük sansasyonlara sebep olan kripto paranın yeniden ayağa kaldırılabilmesi için verilen büyük desteği ortaya koydu. Ya tabii bunlar hikaye, hani eskisi gibi o hesap böyle eski şey gibi olmaz. Ama sonuç hani fiyatların ilerlemesi bakımından gerçekleştiriyorlar. Yani böyle de bir gerçeklik var değil mi ortada? Ek Launch tokenlarını yaktı. Her ay Binance'ın aylık Launch yakma mekanizmasıyla yakım yaptığı biliniyor. 23 Mayıs'ta açıklanan verilere göre yakımlar adına token gönderimi sağladığı cüzdanı yeni gönderimler gerçekleştirdi diye ifade ediyor. Ya bak, şimdi adamlar burada bir şeyler yapıyor. Ben açık söylemek gerekirse Terra Classic tarafının sallamayarak üzerinde durmadığını düşünüyorum. Yani üstünde dursalar yakım mekanizmasını tekrar iki katlatabilirler yani bunlara. Önceden bildiğiniz üzere gerçekleştirmiş oldukları yakımlar tam yakımlardı. Hepsini yakıyorlardı. Ve şu anda yarı yarıya kadar düştüğünü de ifade etmek lazım. Epeydir de bu şekilde düzgün yakımlar yaptırabilirlerdi aslında bunları, ama dediğim gibi buradaki Terra Classic ekip ve genel olarak Terra Classic tarafın iş bilmezliği biraz yani. Binance tarafının ilk günlerinde de Launch yakımı sürecinin 21. aşamasında 1,4 milyar yakım gerçekleştirmişti. Son yakımda Launch miktarı da önemli seviyelere ulaştı diyor. 59,07 milyarın üzerine çıktı ve topluluk tarafından gerçekleştirilen Launch yakımlarının 51,9'unu tek başına meydana getirmiş oldu. Bunu ortalama, açıkçası ben şey olarak görüyorum. Nedir o? Bunu nokta atışı zannediyorum ayarlamaya çalıştılar bence. Yani şey hesabı. Bak, bir onlar yaksın bir biz yakalım falan tarzında. Hani böyle bir kendilerince adil denklem bulmaya çalıştıklarını düşünüyorum. Daha doğrusu işte zamanda CZ bu şekilde kendince denklem bulmaya çalıştı, kurmaya çalıştı bence işte ise. Onu da ifade etmek lazım. Launch ve USDC performansı, yani şu anda pozitif ya da negatif bir performans bulunmamakta. Öyle dümdüz bir şekilde açıkçası devam ediyor diye ifade etmemizde fayda olacaktır. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Bol kazançlar diliyorum izleyen herkese. Hoşça kalın.